sevgili izleyiciler, ünlülerle sağlık sohbetleri köşemizin bugünkü konuğu yapımcı ve senarist Birol Güven. Birol Güven'le hem dizilerde ki sağlık konularının ele alışını konuşacağız hem de kendi sağlığını konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin için biraz daha farklı olacağız. Bu sefer biraz sağlık konularına gireceğiz. Şimdi çocuklar duymasın. Zengin kız fakir oğlan, 80'ler, ATV'de en son yayınlanan 90'lar. Bu son dönemde de hep yaptığınız dizilerde olduğu gibi aslında aile içindeki sıcak ilişkileri hep mizahi üslupla anlatıyorsunuz. Bir yandan da dramalar var. Uzmanlar da diyorlar ki gülmek sağlıktır, sağlıklı olmak için yararlıdır. O zaman şunu söyleyeyim, dramalara göre komedilerin toplum sağlığı açısından daha iyi olduğunu düşünüyor musunuz? Tabii ki, o yüzden diren komedi diyoruz. Gerçekten hani dramaların çok fazla olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Biraz da dramaların avantajlı olduğu bir ülkede de yaşıyoruz. Çünkü insanlar aynı şeylere ağlıyor ama aynı şeylere gülmüyor. Dolayısıyla gülmek, yani gülmece yapmak, eğlenceli şeyler yapmak biraz daha zor. Televizyoncuların da bir Hipokrat yemini olmalıdır. Çünkü biz de toplum sağlığı üzerinde çok etkiliyiz. O yüzden kendi etiğini yaratması gerekir bu sektörün. Tam sormak istediğim soruya zaten yol açtınız. Televizyoncuların da bir Hipokrat yemini olmalıdır diyorsunuz. Şimdi televizyonlarda aslında en çok diziler izleniyor. Prime time'ı da dikkate aldığımızda. Diziler, televizyon yapımcılarının, dizilere imza atanların, senaristlerin toplumun sağlık konusunda bilgilendirilmesinde ya da yönlendirilmesinde nasıl bir sorumluluğu var? Hem toplumun sağlık konusunda bilgilendirilmesi konusunda sorumlulukları var, hem de toplumun sağlığı konusunda da sorumlulukları var. Şöyle açıklayayım, saçma bir cümle olmuş gibi gözükebilir ama şimdi destekleyici cümlelerle açacağım. Ben geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında bir dizi, biraz reyting takip ediyoruz biz tabii meslek gereği. Bir kanalda bir dizinin reytinginin çok yükseldiğini fark ettim. Merak ettim hani niye, ne oldu da işte her gün atıyorum 4 alıyorsa o anda 6 aldı falan. Ondan sonra baktım benim çocuklar da aynı diziyi seyrediyor. Böyle heyecan dorukta çok güzel sahne falan bir seyrettim. İntihar sahnesiydi. Ve saat 20 idi. 20-20-15 civarı falandı. Yani insan bazen gözlerine inanamıyor. Bu ülkede kurallar da bir garip. Bu konuda şikayetçiyim ben. Şimdi söyleyeceğim sözler de bir yerlere gidebilir ama söyleyeceğim. Türkiye'de içki sahnesi çekmek yasak. İntihar sahnesi çekmek serbest. Yani tamam içkiye özenmesin çocuklar ama intihara özensinler mi? Kesinlikle. 30 yılda öldüren sigara yasak, 1 saniyede öldüren silah serbest. Yani biz bu paradokslarla yaşıyoruz bu ülkede. Hem televizyoncuların gerçekten Hipokrat yemini benzeri kendi meslek etiğini yazmaları ve uygulamaları gerekir. Hem de tabii böyle şu anda bu kadar serbest de bırakılamaz. Bence örnek, yani bu programda ben bu kelimeyi mesela intihar kelimesini kendi aramızda kullanmıyoruz. Bunun şakasını da yapmıyoruz biz senaryolarda falan. Bizde yasaklı bir kelimedir. Bu sahnelerin de mutlaka çocukların, en azından ben yasaklara da karşı bir insanım ama çocukların uyuduktan sonra belki late night falan belki kullanılabilir. Hiç kullanılmasa çok memnun olurum. Bir baba olarak söylüyorum her şeyden önce bunu yani. Şunu öğrenmek istiyorum. Sizin mint yapım içinde sizin Hipokrat yemininiz nedir? Şimdi birinde intihar sahnelerine karşı duruşunuzu öğrendik. Başka özellikle sağlık programı olduğumuz için sağlıkla ilgili nelere dikkat etmelerini istiyorsunuz arkadaşlarınızdan? Bizim ilkelerimiz var. Bizim ilkelerimiz var şeyde. O maddeler halinde de internet sitemizde de yazdık onları. ya biz mesela şiddet kullanmıyoruz, silah kullanmıyoruz. İntihar kelimesi konusunda çok hassasız. O konuda şaka bile yapmıyoruz. Daha önce biz de yaptık o hataları. Yani bir espri yapıyorduk. Ay öldürürüm kendimi falan. Hani şey gibi gözüküyor ama sonra dedik ki biz bir toplantı yaptık.
şakasını bile yapmayalım dedik. Biz şimdi gündelik hayat anlatıyoruz. Gündelik hayatın içinde sağlık ne kadar varsa bizde de o kadar var. Ama biz mesela prensip olarak asla büyük hastalıkların hikayesini anlatmıyoruz. Yani komedi bizim, yaptığınız için mi acaba? Yoksa bir duruş olarak mı bunu yaptınız? Biz şöyle, bizi izleyen insanların mutlaka mutlu olmasını istiyoruz. Biz seyirciye sürpriz yapmıyoruz. Sevmiyoruz sürprizi. Bu yüzden de finalleri de veriyoruz biz. Mesela şimdi 80'ler çekiyoruz. 2013'ü de gösteriyoruz. Bizi izleyen insanlar sürprizle karşılaşmıyor ve kendilerini iyi hissediyorlar. Arkadaşlarım çok kısa bir görüntü ekrana getirecekler. Tamam. Onu hep birlikte seyredelim, sonra sohbetimize devam edeceğiz. Harika olmuş, ellerine sağlık, çok güzel olmuş. Beyim abi, bak bizim baldızda bir ilaç var. Anladın mı, böyle bir tane atıyorsun şak diye bütün ağrıları kesiyor. Yollayayım mı benim Refik'i, alsın gelsin mi sana? Ya bırak Fehmi abi onun dediğine bakma ya. Ben sana bir tane ilaç getireyim, bir at, bir dakikada ağrın kesilir. Fehmi abi, doktor bana bir ilaç yazdı. Bir kapsül böyle kırmızı beyaz. Mavi kutusu. Böyle bir şey yok. Ben sana onu bulup getireyim. 10 dakikada hiçbir şey kalmayacak. Allah Allah. Ya ilacı doktor yazar kardeşim. İlacı doktor yazar. Belki bu adamın bu sorunu başka bir şey. Hele bu Mehmet abim dedi illa. Doktor yazar ilacı. Şimdi bir baş ağrısı için doktora gidecek. Uyruğa girecek. Saatlerce bekleyecek. Doktora çıkacak. An çıktı mı? Ne olacak? Doktor ne yazacak? Bilmişsiniz. Benim vereceğim ilacı yazacak Fehmi abi. Boşuna doktora gitme. Fehmi abi sen bunlara bakma. Bir getireyim bak. Bak 10 dakika diyorum ya. Ya ne kadar acayipsin sen. O diyor ki çocuğu yollayayım alayım. Öbür diyor ben evden getireyim. Öbür diyor bak bu renkli renkli kutular. O iyi. Sen boş ver bak benim şeyde pastane bir tane ilaç var Fehmi abi. Onu bir iç hop hepsini geç al. İyi bir şey kalmaz söyle. Sağ ol, haklısın ya. Vallahi gidip içelim şunu ya. Dayanılacak gibi değil. Bak gözüme de vurmaya başladı ya ağrısı. Tamam Müjde. Onu ağrım ne başı ağrısı kılır adamda. Ne göz ağrısı. Hop hepsini keser valla. Bu kadar rahat eder. Ay, ay şöyle şey abi. Ne de yapalım Özellikle yanlış ilaç kullanımına da değindiniz. Dost ahbap tavsiyesiyle ilaç kullanımına da değindiniz. Bu tür senaryolarda genellikle zaman zaman Sağlık Bakanlığı ile olsun ya da Sosyal Güvenlik Kurumu ile olsun işbirliği yapıyor musunuz? Bir gün gazetede okumuştum. Çocuk felci aşısı ile ilgili bir çalışma yapılıyormuş Doğu'da. Biz de çocuklar duymasında bahsettik çocuk felci aşısından falan. Sonra bayağı bir bizi aradılar bakanlıktan işte bir plaketler falan filan. Yani çok etkisi olmuş, sayı artmış falan. Bu giderek şeye dönüştü. Kurumlar bize ulaşmaya başladılar. SGK'daki yetkililer ulaştı. Bir toplantı yaptık. Bize bir briefing verdiler, anlattılar. Rakamlar verdiler. Sonra bir dosya hazırladılar. Biz oradan o bilgileri aldıktan sonra onu alıp bir senaryoya dönüştürdük. Hem bizim de işimize geldi açıkçası. Çünkü çok güzel bir konu. Biraz sizin sağlığınıza geleceğim. Sizin böyle ilaç kullanmanızı sürekli ya da zaman zaman gerektiren bir kronik hastalığınız var mı? Var. Ben de ürik asit yüksekliği var. GUT hastasıyım. O yüzden kral hastalığıdır. Zengin hastalığı denir GUT'a. Dikkat etmem gerekiyor ona. Onun bir ilacı var. Onu kullanıyorum. Genetik olarak hipertansiyon annemde var. Bayağı tansiyonumuz iyidir yani. Yüksektir. Sizin de yüksek mi tansiyonunuz? Benim de ölçtüğümde zaman zaman yüksek çıkıyor. O yüzden bir ilaç kullanıyorum. Bir de şeker potansiyelim var. Onu kontrol altında tutmaya çalışıyorum. Peki yıllık kontrollerinizi düzenli yaptırıyor musunuz bu yoğun koşturma içinde? Ben 3-4 yıldır daha iyiyim. Daha öncesinde kötüydüm. Yani check-up'larım ama son 3-4 yıldır her yıl yaptırıyorum. Şöyle bir sorunum var. Benim vücudumla aramda şöyle bir mesele var. Ben kilo aldığım zaman ki şu anda kiloluyum. Değerlerim bozuluyor. Benim kiloyla aramda böyle bir direkt hani kendimle hissedebiliyorum. Check-up yaptırmama bile gerek yok. Benim belli bir kilonun üstünde değerlerim bayağı bir işte karaciğer yağlanması klasik. O çıkıyor. Ürik asitim yüksek çıkıyor. Peki kolesterolüm fena değil. Söz kilodan açıldı. Bunlar hep saydıklarınız.
hem kilonuzu kontrol etmenizi hem de sağlığınıza dikkat etmenizi evet. gerektiren şeyler. Yine bir görüntü var. Hep birlikte onu seyredelim Söz Kilo'dan açılınca. Bükü! Hay! Ay vallahi ödümü patlattım efendim. Ödünü ben mi patlattım yoksa baskının üstüne çıkınca gördüğün kilo mu patlattı ya? Ne kadar komik, ne kadar. Komik ya, kahvede kime yapsam yürüyor bu tip espriler. Siz benim biraz kilolu olduğumu düşünüyorsunuz galiba Fehmi Bey, öyle mi? Yok canım, nereden çıkardı ya, ne alakası? Yok yok yok, Baskül geldi hani sebep oldu galiba böyle konuşuyorsunuz, öyle düşünüyorsunuz galiba, olabilir. Yok canım, Allah Allah, sen de Baskül getirdin demek sen de öyle düşünüyorsun. E sen de aldın, demek sen de kilolusun yani tabii biraz. Tabii yani ben göbeğimi inkar etmiyorum. Yani, Tarık Akan gibi değilim yani, en azından Tarık Akan'ın biraz balık eti cinsi. İşte değil mi? Vallahi ben onu bunu bilmiyorum Femiciğim. Ben rejime başlıyorum. Sen Tarık Akın olmayabilirsin. Bir tanem tamam güzel ama ben gör bak nasıl Gülşen Bubikoğlu oluyor. Hadi bakalım. Oha ya. Tek bacak buysa çift bacak ne olur şimdi hiç çıkmamak lazım. Bu baskın nereden çıkıyor? Durup dururken icat çıkarttım kendi kendime. Aslında bu tür mesajlar gerçekten çok da etkili olabiliyor. Yani bir sağlık konusu bile karı koca arasındaki bu diyet savaşları, kilo savaşları da çok güzel işlenebiliyor. Sizin evde durum nasıldır? Yemek, diyet, kilo savaşları diyeyim konusunda. Ya. Yani biz çok sıradan bir aileyiz. Her Türk hı hı. ailesi gibi. Bizde de sürekli her pazartesi diyete böyle kararlar alınıyor falan hı hı. filan. Dikkat her etmeye çalışıyoruz. Her koca mı alıyorsunuz diyete başlama kararını? Öyle de konuşuyoruz. Çok konuşuyoruz ama yapmıyoruz. Yani diyet konuşan şunu yapmak lazım. Biz ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Yani bilinçli. eğitimli bir aileyiz. Ben de şimdi VTR'yi seyrederken tamam insanlara zayıflayın diyoruz. Bence bu da artık eksik. Bir de nasıl zayıflayacaklarını yapabilmeyi konuşmak lazım. Hı-hı. Mesela ben zayıflamam gerektiğini biliyorum. Hı-hı. Ama zayıflayabilemiyorum. Doğru. Aslında kiloyu etkileyen çok faktörler de var. Ben tekrar son 4,5 dakika içindeyiz sohbetimizin. Sağlıkla ilgili biraz size sorular sormak istiyorum. Biraz sizin sağlığınızı konuşuyoruz. Eyvah, check-up gibi. Yok yok. Evhamlarınız, korkularınız var mı? Var tabii sağlıkla ki. Sağlıkla ilgili mesela. Yani herkes gibi hani büyük hastalıklarla karşılaşmaktan ben de korkarım. Çünkü eskiden böyle korkularım yoktu benim ama hiç böyle bir derdim yoktu. Ama çocuklar falan olunca başka türlü bir hayata tutunmak gerekiyor herhalde. Peki diyelim ki kontrola gidiyorsunuz ya da bir sağlık problemi ailedeki herhangi birinin nedeniyle hani herkese sağlık diliyoruz evet. bir kontrol için bile olsa nasıl bir doktor sizi etkileyebilir? Yani doktorunuz nasıl biri olmalı? Güler yüzlü mü olmalı? Otoriter mi olmalı? Babacan mı yaklaşmalı? Nasıl bir doktor arıyorsunuz? Ya şöyle bir sorun var. O yüzden de şu anda beni kontrol eden doktor, hı hı. sevgili Adnan Bey de bizi izliyorsa, anlam yüklüyoruz ya biz doktorun yüzüne. Mesela hı hı. tahlil sonuçları gelmiş ya da bilgisayardan bakıyor. Hı hı. O anda onun yüz ifadesine ben çok anlam yüklüyorum. Doğru. Ama acaba adam hangi nereye bakıyor onu da bilmiyoruz o anda. Evet. Belki o anda eşinden bir mesaj geldi, ona bozuldu falan. Ben doktorların yüz ifadesinin yani vücut dilinin ne söylediğinden bile daha önemli olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Hani tam bana onu söylerken işte burnunu kaşıdı bu ne demek gibi vücut diline takılıyorum doktorların. Hı-hı. Biraz tabii güler yüzlü ve bilgi verici doktoru hepimiz çok severiz tabii ki. Kısa, net. Şimdi televizyonlarda, dizilere baktığımızda
genelde hep hayatlar ne kadar olursa olsun, işte ayrılıklar, ihanetler de olsa genelde bazı sorunlar gösterilmiyor, yok sayılıyor. Örneğin engelliler, engellilerin sorunları. Dizilere baktığımızda Türkiye nüfusunun neredeyse her 7 kişiden biri çeşitli engele sahip ama engelli insanları göremiyoruz. Parmakla gösterecek kadar az sayıda dizi var. Bunu neye bağlıyorsunuz? Şunun için de soruyorum. Siz Metin Şentürk'ün başkanlığını yaptığı Dünya Engeller Vakfı'nın da yönetim kurulundasınız aynı zamanda. Kurucu üyesiyim. Ve kurucu üyesiniz. Neden böyle? Sizde ama zaman zaman dizilerinizde engellileri görebiliyoruz. Şimdi bu konuda dürüst olmak gerekir. Biz bu konuyu çok kafa yorduk. Metin Şentürk'le de çok kafa yorduk. İşte şu kadar engelli var ve onun ailesi ve etrafı ve etkilendiği, yani böyle bir şey kurduğumuzda milyonlara ulaşıyor. Çok yüksek rakamlar çıkıyor ama izlenme oranlarında bunu göremiyoruz. Ve belki de engelliler de engelli bir filmi seyretmek istemiyor olabilir. Bu konuda bir araştırma yapılmadı ama hani bu kadar engelli var, biz şimdi engellilerin hikayesini anlatalım dediğimizde o mantık çalışmıyor. Yani orada engellilerin hikayesini engelliler de seyretmek istemeyebiliyor. Peki 80'lerin jeneriğinde yanlış hatırlamıyorsam Engelli Dostu, evet, Engelli dizi var. Dostu. Bu Engelli Dostu dizi kavramı, son bir dakika içindeyiz, neyi anlatıyor? Farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bir de mümkün olduğu kadar, hani baştan sona bir engelli hikayesi yapamayabiliriz belki ama içine bazı hikayeler yerleştirebiliriz. Nitekim 90'larda çok güzel bir entegrasyon yaptık, biliyorsunuz. O Yalçın, evet, Engelsiz Mahalle projesi gerçekleştirdik. Biz sadece farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Engelsiz bir şehir için. Çok teşekkür Şehirler ediyorum. Şehirler için hatta. Evet, ben çok teşekkür ediyorum Medikal'e katıldığınız için. Ünlülerle Sağlık Sohbetleri köşemizin simgesi bu pembe çiçekler. Sağlığı simgeliyorlar. Size ve ailenize sağlık diliyoruz. Medikal'e katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ben sizin programı seyrederken de o hisse kapılıyordum. Şimdi de daha çok o hisse kapıldım. Hemen check-up yaptırmaya gidiyorum. Çok güzel. Aslında tekrar teşekkür ediyorum sevgili izleyiciler. Birol Güven'in de söylediği gibi hepimiz çeşitli zamanlarda olan var olan ağrı, kanama ya da vücudumuzdaki bir kitle gibi şikayetleri hep yarına erteliyoruz. Birol Güven bu programımıza katıldı. Check-up yaptırmaya karar verdi. Lütfen siz de herhangi bir sağlık probleminiz varsa yarınlara ertelemeyin ve doktorunuzdan randevu alın. Sağlık dolu güzel bir gün olsun sizler için. Hoşça kalın.